Deprem bölgesinden gelen bazı görüntüler gerçekten şok edici. Özellikle bir zeytin tarlasındaki 30-40 metrelik yarık, çukur. Bir de Gaziantep'te dün bir mahallede bir bayağı yani krater oluşmuş ya. 50-60 metrelik Hatay'da, bir çukur olmuş yani. Karayolunda otoyol, fay hattının geçtiği otoyol. Ya inanılmaz görüntüler var gerçekten. Özellikle bazı uydu görüntüleri insan görünce hani kentin ne halde olduğunu anlamak için o uydun görüntüleri çok önemli. Rus Federal Uzay Ajansı Roscosmos bu yıkıcı görüntüleri, uydu görüntülerini yayınlamış. Özellikle Hatay'ın Tebaan köyündeki o tektonik değişimin büyüklüğü bu uydu görüntülerinde çok daha açık bir şekilde belli oluyor. İnanılmaz. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Kahramanmaraş merkezi depremleri uydudan görüntüledi. Hatay'daki tektonik değişimin büyüklüğü uydu görüntülerine böyle yansıdı. Roscosmos'tan yapılan açıklamada depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edildi. Kanadalı sismoloji profesörü Edwin Nissen ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirtti. Türkiye'nin büyük bölümünün Anadolu levhası üzerinde olduğunu söyleyen Nissen, bu levhanın batıya doğru hareket ettiğini belirtti. Batılı uzmanlar da depremlerin yüzeye çok yakın olduğunu belirtiyor. Sarsıntıların bu nedenle çok güçlü olduğu açıklanırken, bölgenin sismik olarak çok aktif olduğuna da dikkat çekiliyor.